Yansıyor değil mi? Yansıyor, güzel. Şöyle yapayım. Allah Allah. Tam mevzu imana taluk ettiği için gayret etmeye çalışıyorum ki imani mevzularda inkişaf olsun diye. Bakın arkadaşlar, burada hiçbir şey yok. Tamam. Görüyor musunuz? Biz neredeyiz şimdi? Türkiye'ye gelip, oradakiler görüyor musunuz? Sizin tercihiniz tabii. O köşeyi değil de buraya gelirseniz, görmek isterseniz görürsünüz. Abi dünya tersine mi? Bak, dünya tersine. Ha, doğru söylüyorsun. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Ha, bir Fatiha'yı çekin. Oğuz İlahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şu dünya dönüyor. Görüyor musun? Biz üzerindeyiz. He? Bize, he, benimle alakalı. Bak, dönüyor değil mi? Ama bakın, kağıdı koyuyorum ve boşluk. Yani bir şey yok. Zaten burada yok. Ve dönüyor. Şimdi bu sistem var. Bunun burada dönmesi için sistem var. Doğru döndürelim. Bu sistem bunu burada böyle gösteriyor. Keban barajını kapatsanız bu ne olur? Merkezden kapattık. Gördünüz mü? Şimdi biz dünyalılar sırf buna muhatabız. Koyabilecek var mı? Nasıl koyacaktı böyle? Ha, koyduk. Doğru koyalım. Döndürelim şöyle. Gördünüz mü? Keban barajını çektik. Gördünüz değil mi? Kıyamet koptu. Şimdi bu dünyanın burada durması ve bu şekilde dönebilmesi için bu sistem lazım. Burada bir kuvvet, manyetik bir alan, kuvvet. Bunun adı Arapça'da kuvvettir. Kudret sıfattır. Kuvvet fiildeki durumu. Bu sistem. Keban barajı ise kudrettir. Bu sistemin adı ahirettir. Bunun dönebilmesi için bu sistemin, yani şimdi doğru dönüyor değil mi? Keban barajı ve bu sistemin kurulması ahirettir. Bu sistemin sahibi Allah'tır. Biz dünyanın üzerinde oturuyoruz ama bu sistemi görmüyoruz. Ama bunun dünyanın büyüklüğüne göre büyük düşünün. Yani burası da böyle büyük. İlle böyle olması şart değil. Bu şöyle de koyabilirdi. Şuradan böyle. Manyetik alan. Koyabilirdi. Şimdi diyeceğim ne biliyor musunuz? Biz zahirle muhatabız. Arka tarafı bilmediğimiz için beraber göremiyoruz. Oysa ahiretle beraber dünyaya baksak ki, dünya ahiretin köpüğüdür, dişe vuruşudur. Görüyor musunuz? Bakın. Bir daha yapacağım. Kaç defa yapsam bile. Bakın. Hiçbir şey yok. Ya da gözle göreceğimizi zannediyoruz değil mi? Evet, yani evet, şuradaki şeyi gözle görmeye çalışıyoruz. Niye görmüyoruz?
Bunu görmediğin gibi. Bu kuvveti görüyor musunuz şurada? Bunu tutan? Yok. Ama işte kör olası cehalet bu kuvveti görmediği için bunu müdahale edip döndüren, kabz-ı zapt altında alan bir gücü inkar ediyor. Bu işte mükemmel bir mühendislik tasarımı değil mi? Yani bir hesaptır. Öyle değil mi? Yani bunu burada tutacak. Yani biraz da hesap edebilse, biraz da aşağı koysaydı, biraz da böyle boşluk olsaydı da, şu kağıdı koymaya ihtiyaç duymasaydı, tasarım daha güzel olacaktı. Şurada bir mühendislik harikası. Şimdi bu, buraya kafanızı takmayın. Merkez keba. Kebandan fişi çektim, bir daha yapacağım. İsraf kabul etmiyorum yani, çünkü sonra mevzuma gireceğim. Ah, şimdi şöyle tutayım. Peki. Tutuyor değil mi? Bak, Allah kudretini çekerse kıyamet koptu. Ama kimse görmüyor orada. İşte ama kör olası cehalet bu kudreti, şuradaki kudreti çıplak gözle gözükmesini istiyor. Oysa o gösteren fiildir. Böyle bir şey olması lazım. İşte bu düzenin adı ahirettir. Düzenin köpük tarafı, mülk tarafı dünyadır. Ustadın tabiriyle dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Bu düzene keban dahil ve bu sistem de dahil dünyayı böyle tutan ve döndüren de şeydir, ahirettir. Onun hesabına hareket ediyor. O sistemi, düzenin sistemini kuran kudret Allah'tır. Ama şu mühendisliği görmüyoruz. Anladın mı? Şimdi konumuz ahiret. Ahireti göstermeyen insanda iki sıfat var. Temelde iki temel sıfat var. Onu da şöyle göstereyim size. Bir sonraki sayfayı gösterebilir mi? Evet. Bakın şu çok önemli ve psikoloji hastalıklarının temelidir. Bak. Bu kaç? 79, 80 mi oldu? 80. Neredeydi o? Ha şurası. Tabii yansıma olmuyor, göstermiyor. Kitabımda var. Bak. Ahireti kapatan, Mas'u görüyor musunuz? Evet. Yalancı vehim, hezeyancı aklı, akıl, aldatıcı nefis. Üç tane sıfat ahireti örtüyor. Bizi örten, bizi unutturan. Bakın, kendi yalancı vehimini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Üç tane şey insanı paketleyip çöplüğe atandır. Vehim yalancıdır. Akıl aleti eğer kontrolsüz, ilimsiz olursa hezeyancıdır. Nefis ise aldatıcıdır. Vehim varı yok gösteren, burada hezeyan hakkında yaklaşık olarak çalıştım, bugün akşama çalıştım. Hezeyan külliyatta nasıl geçiyor? Bir, iki, 2,5. Onu okuyayım size. Bizi örten. Ama diyorum ki aslında bu dersi mi yapalım hiç? Yani hezeyana girersek çıkamayacağız. Biz bu haşrı yapalım. Hezeyanı da bir başka hezeyancı aklın, yani insanı kapatan, bir daha söylüyorum, insanı örten. Kendisini kendisine unutturan, çok önemli bu ama. Bak, psikolojik rahatsızlıkların da temeli üçtür. Bir, yalancı ne? Vehmini. Hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Bunları göstermiyor. Şu sistemi göstermiyor. Bak, bak şurada. Bu kudreti gözle görmek istiyor.
Ama biz artık biliyoruz ki burada bir güç olması lazım. Şimdi ben baştan alıyorum. Peki, haşir yapacağız. Buradan meseleye giriyor. Arkadaşlar, vaat ile vahid ne farkı var? Hani anlamıştık ya. Evet, yani lügat manası soracağım, fazla bir şey değil. Hadi arkadaşlar, ne demek? Vaat. Vaat. Mükafatı. Güzel. Mükafatlı vaat etmesi. Vaid. Cezayı. Çok güzel. Tebrik ederim. Güzel. Elhamdülillah. Şimdi nerede peki ahiret? Çakmak taşının neresinde kıvılcım varsa ahiret dünyanın da orasındadır. Çakmak taşın çık. Ateş nerede? Alev nerede? He? Odunun neresinde nur varsa, etin orasında ruh vardır. Çakmak taşın neresinde ateş var, nasıl saklı? Buzdaki su gibi, hayaldeki bütün alemler gibi, düşünceler gibi, nefretler, öfkeler, ama muhabbetler, sevgiler, aşklar gibi. Yani bab-ı vaat, ahireti vaat, cenneti vaat ediyor. Vahid ise cehennemi söylüyor, haber veriyor. Bu da Cemil ve Celil'in cilvesiymiş. Tamam. Demek ki ikisini vaat eden Allah. Hiç mümkün müdür ki? Şurada bir cümle var, onu okumak istiyorum size. Bazılar diyor ki defter falan yapıyorsun kardeş. Sana güzel faydalı olmak için bunları not alarak. Yoksa kolumu sağlaya sağlaya paldır küldür inebilir katından. Size tıngır tıngırcı hiç mümkün müdür? Alim-i mutlak, kadir-i mutlak olan şu masnuatın saniye. Ne oldu? Bir ilahi oldu. Güzel bir şey oldu. Güzel de oldu yani. İçeriğine biraz girmemiz gerekiyor. Bizi zahir aldatıyor. Yani şu biz dünyanın üzerindeyiz ama dünyayı bu şekilde tutan gücü görmüyoruz. Görmediğime niçin yoktur diyoruz. İnanmam dediğimiz bak ne kadar gülünçtür. Dışarıdan bakan için şu dünyanın üzerinde bir adam duruyor. Görmediğime inanmam bu dünyayı kim tutuyordur? Dışarıdan bakan bak ne der? Böyle değil mi? Şimdi burada oturan bir adam var şurada Türkiye'de. Çin'e geldi, Çin. Brezilya'ya geldim şimdi. Aniden geldim ya. Amerika'ya geldim vesaire. Şimdi ben de bakıyorum. İkisini birden bakıyorum. Hatta orada durana da bakıyorum. Yani görmediğime inanmam. Dünyayı birisi tutuyor. Allah Allah. Bir şey adına dönüyor. Bir yere mahsulat yetiştiriyor. Adam inkar ediyor bu gücü. Ben de ikisini. Ya kim görmüş o gücü ya? Öyle bir şey mi var yani? Allah Allah. Kim gidip de gelmiş? Buradaki neredeyse zor tutuyor. Ben söylüyorum. Desem böyle ben söylüyorum. Ödü patlar. Bu gaybden bir ses gelse. Bana birisi söylese diye. Mesela Allah böyle yapsa yani. Olsa yani. Dese ki nerede canım orada? Neredeymiş yani? Allah Allah. Allah varmış. Ne oldu ben varım ha? Desene o zaman. Benim şeyime benzedi. Şimdi 1986'da Tepecik'te dershanede kalıyorum. Tekim 86'da. Şimdi herkes gitti olan dedik ya böyle bir arkalar olsun. Ya şey yapalım şöyle bir zikir de bir tepsiyle meyveler gelsin. Hiç kimse yok. Tek başıma kalıyorum 86'da. Yani zikiri çekiyoruz ya Rabbi niyet eyledik meyve gelmesi için zikretmeye. Allah'a gözümü kapattım. Tamam mı? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe belki de 20 dakika en az veya yarım saat la ilahe illallah. Niye çekiyorum? Meyve gelsin diye. Hani ahiret alabilir miyim? Yok ama Allah verirse başka ama böyle bir hak yok çünkü meyve için yapmışız. Bu arada tam açacağım tamam böyle. Bin defa mı ne çektik işte ne kadar idiyse. Çektik ama korkuyorum ya olursa. Hakikaten önünde bir gözünü açtım böyle.
Bir baktın karpuzlar var, büyük büyük meyveler var. Ne yapardın? İnsan ödü patlar değil mi? Şimdi bak, bu gücü... Nerede canım, görmediğime inanmam. Kim görmüş? Allah da desek insan sesiyle. Ben buradayım, ne olur mu? Böyle bağırsa dünyaya böyle. Ne yapardınız? Ödü patlar. Değil mi? Ödü patlar. Ha şimdi bak, ha işte gördüm. Bu düzeni görüyor musun? Şimdi biz dünya ile bu dünyayı tutan böyle sistemi bütünlük görmediğinden, beraber görmediğimizden ölümü kötü zannediyoruz. Oysa ölen, yani gidenle gidilen yeri beraber görseydik, vay be! Ulan ne şanslı adam ya! Ne şanslı adam! İkisi beraber gözükseydi. Ama giden gidiyor, görmüyoruz, nereye gidiyor, korkuyoruz bir şey var. İnsan emin olmak istiyor. İnsanın fıtratında eminlik var. Allah'a dayansın diye. Gittiği yerle gideni beraber görsek bu sefer intihar olurdu. Allah intihar olmasın diye dünyadan kıyas edilmeyecek kadar güzel olan ahiretin üzerine kefenle, mezarlıkla, cenazelerle örtmüş. Anlıyor musun? Neye benziyor? Yusuf Aleyhisselam güzelmiş. Hiçbir kadın elini kesti mi? Yok. Ama Yusuf'u göre kesti. Hem de iman etmeyenler kesmişti. Güzellik yaşanır. Anlatılmaz. Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi ve hayal geliyor. Bir çarkla meyve doğrarken elleri parçalanmış diyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir cezp ki bu yok olmuş? Ahiretin güzelliği olsaydı dünyada kimse kalmaz, intihar ederdi, şaka değil. Elini kesip de anlamayan gibi. Yusuf'un güzelliğine kıyas, yani ahiretin güzelliğine kıyas edilir mi ya? Yusuf dünyalıktır. Ama ahireti ne göz görmüş? Ama bunlar gözüyle görmüş. Ne kulak işitmiş. Yusuf'un güzelliği gibi olsaydı, Yusuf'a herkes sahip olmak istediği gibi, hepimiz de ahirete sahip olmak için intihar ederdi. Ahiretin üzerine Allah kefenle örtmüş. Çirkin gibi böyle. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini elini kestikleri halde hissetmeyen hanımlar ve Zeliha gibi, sekeratta da açılan ahiret alemlerine göre sen de sekerat acısını duymayacaksın inşallah. O elini kesip acıyı duymadığı gibi sen de sekeratı duymayacaksın. Çünkü gidecek olduğun aleme açılıyor. Açılınca azayla pek an şartla bir hayat var. Azrail Aleyhisselam hayata geliyor, hayata alıyor. Hayatın hayatı imandır. Eğer hayatı imanla hayatlandırırsak hayatın ikinci mertebesine geçiyorsun. Birinci mertebe hayat, bedensel hayat. Azrail Aleyhisselam ne yaparsa yapsın. Ben zaten orada değildim ki. Ben ötedeydim. İkinci hayattaydı. Peki burada dursun. Hezeyanı şey yapacağız. Hiç mümkün müdür ki alimi mutlak, yani bu sistemi planlayan, kaderi mutlak sistemi yapan, kıyamet endişesi bak bizi korkuttu. Bak. Ama ille insanlara benziyor. Soldan sağa dönecek. Şimdi doğru dönüyor değil mi? Bak. Arkadaşlar buradasınız. Bunu tutan bir tarafı nokta istinat, öteki tarafı nokta istinat. Ahirete iman, Allah'a iman. Kıyameti koparıyorum bir daha. Bir daha. Hoşuma gitti benim de. Kıyamet koptu. Yani Allah fişi çekti. Ama gören yok. Biz buralarda bir yerdeydik işte. Gördün mü? Kim gidip de görmüş? Bunu gören gibi. Bak Keban Barajı olmasa bu sistem çalışmazdı. Niçin söyledim? Kadir-i Mutlak. Bu sistemi kuran, düzeni kuran olan şu mevcudatın sani. Ha şu masnuatın sani.
Bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri, bütün 124 bin tane peygamber gelmiş, haber verdikleri ve bütün siddikin ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri, yani 124 bin peygamber, hayatlarında yalan yok. Böyle bir aynı meselede 124 bin kişi ittifak ettiği var mı? İki filozof birbirini ittifak etse zaten ötekisi bilinmez. Filozofa, iki filozof tıpatıp olsaydı zaten ötekisi gözükmez. Gözükmesinin sebebi onun reddettiği içindir. Bu böyle diyor, bu da böyle diyor. Oysa peygamberler farklı zamanda geldiler, birbirlerini görmediler. Farklı mekanlarda, farklı zamanlarda, farklı topluma geldiler ama aynı şeyi söylediler. Sonra 124 milyon evliya gelmiş. Sıddık'ın ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri. Yani bundan daha ciddi haber ne olabilir? Hayatında hiç yalan yok. Ama bir tane çıkıp dese ki, yalancı da sokakta dolaşan yalancı da mahallenin yalancısı. Hey, dükkanına geldiysen dükkanda şu ayakkabı tamir ediyorsun. Bana bak, evin yanıyor, evin yanıyor. La git be, dün de söylemiştin yalancı. Satika, çık git git. Deriz de ya, çünkü yalan söylüyor, dün de öyle demişti. Ama bu arada dükkanına bakarız, ona ne olur ne olur. Ev tarafına bakarız, duman çıkıyor. Bir bakarız yani. Ne olur ne olmaz. Bunlar gelmiş. Hayatlarında hiç yalan yok. Bir kişi gelmiş, iki kişi gelmiş, üç kişi gelmiş, 124 bin kişi gelmiş. Yetmemiş. Yanımızdaki birisi olsun. 124 milyon kişi de gelmiş. Onun dışında. Hani alimlerden bahsetmiyor, evliya. Bunlar diyor ki, cennet ve cehennem, vaat cennet, vaat cehennem, ilahisini yerine getirecek. Sen desen ki getirmeyin, haşa. Getirmemesi, Allah cennet ve cehennem yapmaması, bir, at iki cehlini gösterir. Ya acizdir, ya da bilmiyor. Yapmayı bilmiyor. Yani şu sistemi yaptıktan sonra, bak ha gene ters dönüyor. Yani ahir zaman ya. Hatırlıyor musun? Evet. Yani bu sistemi yapmış, bu sistemin arkasına beni götürmeyecek. Peki ben bunun üzerinde yaşayan bir insanım. Ben buraya nereden geldim? Güneşten kopmuş parça değil mi? Güneşten kopmuş olan bu parçaya, gözükmeyen bir kuvvetle bunu tutan güce meydan mı okunur? Ateş küre değil miydi? Dünya ateş küre değil miydi? Yani güneşten kopmuş parça değil mi? Şimdi bunu böyle küre yapacaksın. 23 derece 27 dakika ilk yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Biz daha döndüremiyoruz bunu ha. Hayali bir şey döndüremiyorum. Bunun hızı ne kadar biliyor musunuz? 1666 kilometre kendi ekseni etrafında. Bir de bu düzenek güneşin etrafında 108 bin. 1600 değil, 108 bin kilometre. Bunu döndüreceksin. Yani şu güneş düşünün. Kendi ekseni etrafında dönerken güneşin etrafında da dönecek. Yani ben elle bile yapamam. İki tane İşi yapacaksın aynı anda. Böyle kendi eksen etrafında dönüyor. Aynı zamanda dönerken, kendi eksen etrafında dönerken 1666, güneşin etrafında dönerken 108 bin. Yetmiyor. Güneş sistemi de komple Samanyolu galaksisinin etrafında saniyede 30 kilometre gidiyor. Saniye tık 30 kilometre. O da Vega hızına göre 25 kilometre hızla gidiyor. Şöyle 250. 250 kilometre hızla gidiyor. Yani dönen bir şey yok. Kayyumiyet de diyor ki her şeyi döndüren kendisi dönmemesi lazım. Dirilten ve öldüren kendisi dirilip ölmemesi lazım. Her şeyi hareketlendiren kendisi hareket etmemesi lazım. Aşağı iniyorsun. Atoma kadar, kuarklara kadar, kuantuma kadar vesaireler kadar hepsi dönüyor. Hepsi hareketli ve maksada. Şimdi Allah ahireti yapmaması haşa ya acizdir ya da cahildir. O da mümkün değil. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretin hiç ağır gelmez. Mesela cenneti yapmıştık hatırlarsınız. Dünya dönüyor güneşin etrafında. Kaç ayda dönüyor? 12 ay. Elmayı koparsak, bir daha elma ne zaman olur? Kaç ay sonra olur? 12 ay.
Dünyanınızın iki katına çıkarın. Elma kaç ayda olur? 6 ay. Dünyanınızın 3 katına çıkarın. Elma kaç ayda olur? Koparttım elmayı. 4 ayda olur. Dünyanınızın 4 katına çıkarın. Elma kaç ayda olur? 3 ayda olur. Dünyanın hızını 6 katına çıkarın. 2 ayda elmayı koparttım. 2 ay sonra elma var. 6 yanar Hasan abi. O kadar çabuk pişmez. 6 yanar diyorum. O kadar çabuk olmaz. Ekmek mi zannettin? Peki. Koparttığım anda olması için kaç kat dünyanın hızını hızlandırmak lazım? 365. Hadi matematikçiler. 12 anladım abi. Hep durması lazım. Zaman katlı olmadığını yapamadım. Soruyu tam olarak bir daha karıştırmayı... Şimdi... Ama kaç ayda olur? 12 en son ne ay? 12 mi dedik abi? En son 12 mi dedik? 4 dedik. 4 ay dedik. Ondan sonra 3 dedik. 6 ayda 2... 6 kat olunca 2 ayda oluyorsa... 12 ayda. Koparttığınız anda mı? Koparttığım anda. Ya zamanın kalkması lazım. Işık hızında mı hocam? Sonsuz hızda olması lazım. Yani teori olarak yap bakalım. 365. Sonsuz hızda olması lazım ya da zamanın kalkması lazım. Hayır, sonsuz değil. 365. Gücün o demek lazım. Şimdi bak, dünya güneş etrafında senede 12 ayda mı dönüyor? Elmayı koparttım, bir daha aynı dalda elma olması için 12 ay bekliyorum. Dünyanın hızını 2 katına çıkarttım, elma kaç ayda olur? 6 ayda. O bazı diyor ki yanar. Lan kardeşim, dünyanın hızını 2 katına çıkarsam, elektronlarımızın da 2 katına çıkarıyorum. Yani sistem 2 katına çıkıyor. Peki, dünyanın hızını 3 katına çıkar, elma kaç ayda olur? 4 ayda. 1.314.000 kez hızlı olması lazım ki o saniyede tekrar olması lazım. Evet. Yani bir matematiksel bir sayı çıkıyor. Tamam mı? Anlıyorum. Evet. Şimdi dünya kafasıyla yani anlayırken. Arada süre yoksa hani koparttım. Bak şimdi. Elmayı yemeyiz ki hocam. Saniyeye kadar inersin. Hocam saniyeye kadar inersin. 1.314.000 kat olması lazım. Salise'nin içinde 60 daha çarptın. Salise'ye geliyor. Tamam. Öğretmen misin sen? Yok. Güzel. Evet. Şimdi kardeşim, ahiretin hızı böyle bir şey. Koparttığın anda olmuştur. Orada zaman yok değil mi o yüzden? Var. Zaman var ama böyle değil. Zamanı bir şey söyleyeyim size? Zaman nisbidir. Herkese göre değişkendir. Hepsi ayrı bir tesiri var değil mi? İyi dinleyin ve iyi yaslanın şimdi. Ama yakın tarihte... Gelecekte inşallah bunu tarih gösterecektir. Zaman canlı ve ruhlu ve şuurludur. Herkese ne yaptığını biliyor. Zanlarımıza göre bizi tesir ediyor. Çünkü zaman dehr esmasına dayanıyor. Esma da canlı ve ruhlu ve şuurludur. Küllattan çıkarttığım son şey, tespitim. Zaman canlı ve ruhlu ve şuurludur. Mesela uçaktan korkan bir insanın 1 saatlik uçak yolculuğunda belki de 10 saat sıkıntı çekerken en ağır aşağıda taş ocağında çalışan bir insan ama işi seviyor. 2-3 saatin nasıl geçtiğini bilmez. Çiftçiler yani yetiştirmeye çalışıyor. Yağmur geliyor tamam mı? Böyle harmanı yetiştirmeye çalışıyor ama işini çok seviyor senelerdir. 1 seneden beri uğraşmış ambara götürecek. Ha? Bu götürecek yani işini çok seviyor. O 3 saat sanki 20 dakika geçmiş gibidir. 20 dakika geçmiş. Çocuklukla daha ileriki yaşlardaki günün dilim şeyinde de etkili oluyor. Yani mesela küçükken hani derdi ki ya hiç akşam olur ve zaman geçmiyor ama yaş daha ileriye gitti mi? Evet. Artık işten güçten şeyler zaman yetmiyor diyorsun. Evet. Zaman yetmiyor. Yani zaman mesela yaşlanınca şey yapıyor veya uykusu olmayanın, uykusu çok olanın değil mi tesiri? Yani en aynı zenni abdi bir kanunu ve mantığı şeyde de işliyor. Zamanda da işliyor. Allah kişinin zannı üzerinde ya. Kişinin zannı üzerinde. Yani Allah deyince bütün esmaların tesiri.
Bütün esmaların tesiri bizeki, herkese müstakil tesiri bizim zanımıza göredir. Ömrün kısa uzunluğu da zanımıza göredir. 60 sene yaşayan bir insanın hissettiği bir şeyi 500 sene yaşayan bir insan ömrünün uzunluğu belki hissetmez. Mesela çınar ağacı 500-700 sene yaşıyor. Evet, şimdi vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretin hiç ağır gelmez. Yani şurada misal verdik. Bunu döndüren, bunun astını yani bu sisteme seni tekrar getirebilir. Çünkü bu sistemi en sondur. Yani seni getirdi. Buraya koydu. Ve bütün sistem sen gelmeden önce kurulmuş. Bütün manyetik alan kurulmuş. Her şey yapılmış. Şimdi bu sistem dişe vuruştur, kabuktur yani. Size gösteriyorum, bakın bu dönme şu mekaniğin ve elektron manyetiğin, manyetik alanın, fiziksel bir mühendislik tasarımın ve şu kablodan, kebandan gelen ceyranın, kebandaki elektriği düşünün. Yani bütünsel düşünün, kebandan, suyun yağdırılmasından, su toplanmasından, elektrik türbinlerden elde edilmesinden kadar... Ta emeği var bu işin, bakın. Şurada bakın, yok. Yani şunu burada tutmak için bu sistem düzenek gerekiyor. Bu kebandan beri hayal edin. İşte senin bu dünyada olabilmen için buna da benzemeyecek, akıl ayağına gelmez düzenekler kurulmuş. Eğer dünyanın altından ahireti çekerseniz fişi çekmek gibidir. Şunun fişini çekmek gibidir. Veya dünyadan ahireti çekmek, buzdan suyu çekmek gibidir. Veya odundan dumanı ve nuru almak gibidir. Odundan dumanı ve nuru alın, dünyadan da ahireti alın, böyle olur. Abi zaman nerede? Zaman nerede burada? Zamanı herkes der ki zaman geçti, zamanım yok, tamam, ama hiç kimse çıkıp da zamanı kim gördü, kim yarattı sormaz. Ama zamanın sahibine sorar. Zamanı gündelik hayatta kullanırız, yaşlandık, zamanım yok, olunca zamanı da görürsün. Hep zamanla konuşuruz ama bir Allah'ın kulu çıkıp da zamanı kim gördü, nasıl yer mi, içer mi, tipi var mı, gözükmez. Hacmi kütlesi, gece ve gündüzü, soğuk, kışı, dünü, bugün, yarını var mı diye sormaz. Zamanın sahibini kim yarattı diye sorar. Bu insan fiziği sorar, kimyayı sorar, kim yaptı. Ama matematiğin kaynağı var mı, matematiği kim yaptı diye sormaz. Matematiğin vücudu yoktur. Soyut olduğu için başı yoktur. Kainatı yok etseniz zaman hala vardır. Sıfır zaman diyor. Big Bang. Yani bakın, görüyor musun? Matematik hala vardır. Kainatı yok edin, varlığı yok edin, zaman hala vardır. Ama fizik, varlığı kaldırın, fizik yoktur. İnsanlık yok olsun, tıp ilmi yoktur. Varlığı kaldırın, matematik gene vardır. Çünkü matematiğin ne yaşı vardır ne başı vardır. Doğmamış, doğrulmamıştır. Başlatılmamıştır. İnsan akışlığına bakınca yoktur yani. 5 elma. Elmayı kaldırın, 5 hala vardır. Ama zaman işte. Zaman şerittir. Nehirdir. Denizdir diyor ustad. Zaman canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Kime ne tesir edeceğini bilir. Onun için kabir hayatında kıyameti nasıl gösterileceğini zaman bilir. Zaman aynı zamanda cehennemde kimi nasıl tesir edeceğini. Çünkü cehennemde canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Hadiste anlatmıştım o saldırması. Peki zamanın tesiri kişilerden kişiye, bu fizikte duyamazsınız. Yok bu cümle. Ve bir yerden alıntı olamaz, bu yok. Ancak külliyattan bulabildiğim bir şeydir son tarihlerin. 30-40 senelik bir birikimin neticesi. Nedir o? Zaman herkese göre farklıdır, ağaca, kediye, köpeğe. Yaşa göre, mevsimlere göre, uçaktan giden, trene giden, denizde boğulmak üzere olan bir dakikada çektiği azap, böyle vesaire. Gece uykusu olan olmayan herkese farklı tesir eder. Kadına erkeğe, gündüze, geceye tesir etmesi
Nedir çünkü zaman? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Zannımıza göre bize tesir ediyor. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay ve Rize. Der. Der esmasına dayanıyor. Esma canlı ve ruhludur. Ona diyecektim bazıları ki ulan nereye geldik fiziğe mi geldik? Şimdi böyle bir kudret. Ondan sordun işte. Zaman nerede? Zamanı görseydim tanışacaktım, tokalaşacaktım onunla. Ne haber lan, nasılsın? Ya? Tabii kadere de dayanıyor abi. Tabii. Kader zaman, zamandır. Kader zamandır. Zaman da kaderdir. Kime, neyi, ne zaman, nasıl tesir edeceğini, ne yapacağını eşyayı durduruyor. Eşyayı hareketleniyor. Çünkü eşyayı hareketlendirendir. Niye bazısını hızlı hareketlendiriyor da birisine yavaş hareketlendiriyor? Senin zanlarına göre. Zanlar da kişinin hapishanesidir. Veya cennetidir. Dur kardeşim. Vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay. Yani vaat cennet, vaid cehennem. Bu iki şey kudretine gayet kolay. Yapmaması gözüküyor değil mi? Yapmaması ya acizliktendir ya da cehlindendir. Halbuki şey gelmez, pek hafif ve kolaydır. Niçin kolaydır? Allah için cennetle dünya yapmak niye kolaydır? Sebebi Allah'ın kudretinde mertebe yoktur. Allah'ın kudretinde mertebe olmamasının sebebi acizlik girmediği için derece yoktur. Yani bir şeye zıttı girerse o derecelenir. Allah'ın kudreti ve ilmi niye nihayetsizdir? Zıttı yok. İlmine cehalet, kudretine acizlik girmemiştir. Zıttı yok. Bir şeye zıt girerse onu derecelendiriyor. Peki esma niçin dereceleniyor? Çünkü esma esmaya müdahale ediyor. Mesela diyor ki kahhar, kahredeceğim herkesi, yok edeceğim, duman ettireceğim. Rahman diyor ki bir dakika, hükmünü bensiz icra edemezsin. Rahman acıyor. Rahim şefkat ediyor. Bir dakika diyor. Yani esmaların derecelenmesi diğer esmanın müdahalesiyledir. Mesela ustad misal veriyor. Şöyle diyor ki bir esma var ki o bitki diyor, o bitki yaymak ister. Yani kendi neslini her tarafta yaymak ister. Çiçek mesela. Ama bir adl var, bir nizam var. O esmalar da dur bir dakika, sen lazım olduğu kadar o çiçek ol. Her tarafı ne işgal ediyorsun? Onu derecelendiriyor, durduruyor. Durdurmasının sebebi diğer esma devreye giriyor. Mesela dese ki ben günah da işleseler cennete koyacağım. Kahar diyor ki, muttakim diyor ki bir dakika. O esmaya diyor ki dur. Dur. Ben hükmümü nasıl icra edeceğim? Bu benim sağıma girdi. Ne olsun? Şimdi pek hafif ve kolay olur. Yani dünü yapan, bak dünü yaptı değil mi dün? Bu önümüzdeki günü yapamaz mı yarını? Yapar yani çünkü nüminesi. Dünyayı yapan ahireti de yapar çünkü ahiret dünya müstakil değildir. Dünya yapan ahireti de yapar. Niye? Dünya ahiretin kabuğudur ya. Abi zaten yapmış. Dün, yarın bizim için. Yani o zaten yapmış. Çünkü aynı anda her yeri yaşıyoruz diyorsunuz ya siz bazen. Evet. Aynı anda evet. Pek hafif ve pek kolay olur. Geçmiş bağrın hesapsız mevcudatını gelecek bağırda kısmen aynı. Şu köke misal veriyor. Ağacın ve otların kökleri gibi. Diyor ki geçmiş nerede bakayım? He, kolay. Geçmiş bağrın hesapsız mevcudatını gelecek bağırda kısmen aynen bitkilerin ve ağaçların kökleri gibi. Kısmen misten yaprak ve meyve gibi. İadesi kadar kolaydır. Ben gidiyorum. Bu şeye gireceğim size mesela. Biraz hezeyana gireceğim. İfa vaat ise yani ifa vaat nedir? Cennet. Vaat ettiği cennet. Vaid olsa cehennem.
Vaat. O kay neymiş vaat? Cennet. Cenneti vaat ediyor. Şimdi Allah vaat ediyor. Yapmaması ya acizdir ya cehildir. Yani ikisi de yok Allah'tan. Çünkü niye? Acizlik yok. Hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Hem lazım. Yani haşir kime lazım? Bir, hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat rububiyetine, yani sistemin işlevine, şu sistemin yapısına, mesela bunu yap, 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 ondan sonra... Ondan sonra çek, git. Tamam da niye yaptın o zaman? Sen şimdi hani bizim meşhur misalimiz var ya, dokunsun duygularımıza diye. Bir ay çalıştın. Tamam, bir ay çalıştın. Maaşı aldın. Pembe değil mi en büyük para? 500 liralık pembe midir? 200. 200, 500 yok değil mi? Ha, Almanya'ya gittim. Şimdi nasıl yandı diye parayı yakar mısınız? Vallahi bu paranın hiç yandığını görmedim. Görmek istiyorum. Aa 10 lira. Yo büyük acaba o 200 nasıl yani? Veya abi şu Mercedes çok uğraştım alana kadar ama yani şunu tutuştursam ne olur? Yapar mıyız? Yapmayız. Niçin yapmayız? Bize takılan bir sistemle, işleyen bir sistem var. Malına sahip çık. Düştü, bir dakika basmayın diyoruz hemen, kapıyoruz. Malına sahip çıkma, özelliğini sana kim vermişse o da malına sahip çıkıyor. O da malına sahip çıkıyor. Eğer yok etse malına sahip çıkmıyor. Malına sahip çıkmayacak bir zat, sana malına sahip çık diye niye özellik takmış? Diyor ki bak, ben bunu sana gösteriyorum ki ben de malımı severim. Ben telef etmem. Nereden biliyorsun? Çünkü sen malını telef etmiyorsun. Bunlar hep benimdir. Allah da telef etmiyor işte. İsrafta hikmete zıt oluyor ya abi. Evet. Yaratılışa zıttır. Allah Allah. Şimdi bak. Nereye şey yaptın? Allah en detaya kadar dikkat edecek şu sisteme, donanıma. Keban barajından buraya kadar. Senin gübrenden bile bu kadar meyveleri çıkartacak. Sonunda bu sistemin sonunda ahiret olmazsa bu sistem komple çöple atılmış olmuyor. Eğer bu dünyanın sonunda bir ahiret yoksa ahiretin manası var mıdır? Şey dünyanın. Dünyadan sonra bir ahiret yoksa dünyanın manası var mı? Madem yok edilecekti, dağıtılacaktı bu sistemi niye kurdun? Ve fıtratımız nasıl reddediyor değil mi? Yok olmayı. Ölüm, size anlatmıştım. Ölüm korkusu, yok olmak, yok olmaya karşı aklın bulduğu aciz bir ifadedir. Aslında ölüm korkusu, aklın yorumlayamadığı, aciz olduğu bir ifadedir. O korku, aslı Adem'dir. O daha kendisini göstermedi. Hani dedim ya, böyle Adem'i vücut, ruha saldırıyor. Yok. Ruh da direniyor, sıkılıyor. Onun hizmetçisi olan akla diyor ki baksana bu neyin etsi ya beni mahvediyor, yakıp yıkıyor. Akıl da ilişki ve çelişkileri çözüyor. Yani mevcudat içindeki sistemdir. Yani ilişki gözde çiçek. Çelişki karanlıkta aydınlık. Bunu çözüyor. Bir alettir. Tamam mı? Şimdi ruh diyor ki bak hele beni bir şey sarmalamış. Yani Adem yani. Neyin nesidir? Adem vücudu yok ki akıl anlasın. O alttan alıyor, üstten alıyor. Adem'i anlamaya çalışıyor. Yok. Adem anlar, akıl işi değil. Bu sefer akıl çar naçar. Ruha diyor ki bu seni rahatsız eden ölüm korkusu. Ölüm korkusu değil. Aklın acizliği ve cehaletinin ifadesidir. Ölüm korkusu. Adem'in ruha yaptığı tazikatı cehaletinden ve acizlikten korku olarak ifade etmesidir. Hezeyan mı oluyor? Hezeyan. Aklın hezeyanı bu.
Aklın hezeyanı bu. Saçmalıyor yani. Ya acayip bir şey ya. Onun için insana en büyük nimet beka duygusu verilmesidir yani insana. Bunun, bu sistemin çalışmasıdır. Mesela insan ahireti yaşar, ahireti inkar eder. Veya anlamadım der. Nasıl yaşar? Şu anda yaşadığınız hali dünyalı mıdır? Şu anda ruhunuzda hissedilen dünyada var mı böyle bir şey? Kuru fasulyeden mi geldi şu andaki psikoloji haliniz? Şu andaki böyle rahatlığınız? Ama bazıları diyebilir, vallahi bende böyle bir rahatlık yok. O zaman durumun iyi değil, sorgula kendini. Çünkü bu ortamda ruhun rahatlaması lazım. Sen hala dünyadasın o zaman. Yani şu andaki rahat, rahat felsefe tabiriyle armoni, rahatlık, dingillik böyle hisse, böyle bir durgunluk, böyle bir ferahlık böyle yaşanıyorsa bu dünya cinsinden değil. Burada orayı yaşamaktır. Oralı bu. Bu halet oralı. Burada yok böyle bir şey. Bunu bulamazsınız yani parayla da, ekmekle, şundan bunu. Şu hali yaşıyor. Mesela bir başka diyeyim. Size en çok bildiğinizden bir misal vereyim. Hani bu halette azalıyor. Buhran ve bunalım. Dünyalı değil o. Böyle öleceğim, intihar edeceğim. Dayanamıyorum, kendime zarar edeceğim. Aklım geçecek galiba ya. Dünyalı mıdır? Kaç kilodur bu? Litresi kübü var mı? Nereden olmuş? Bir anda çıktı. Çıkıverdi. Allah ona sana diyor ki Celal Tecellisi'nin ülkesi olan cehennemden 70 bin perdeden geçmiş hali sana hissettiriyorum. Bak, cehennem ülkesinin 70 bin perde söndürülmüş hali. Bununla sen intiharı düşünüyorsun. 70 bin perde astığını cehennem olan ne yapacaksın? Yani intihar ederek astına, bunun astına, kaynağına gidiyorsun. Sıkıntıdan kaçamıyorsun ki intihar ederek. Tam tersine ağzına giriyorsun adam. Oo, hoş geldin. Hoş geldin, nereden geliyorsun diyecekler. Ya öyle mi ya? Allah Allah, aferin, ne iyi ki intihar ettin. Evet, buhran ve bunalım cehennemden, surur, neşer, saadet, ferahlık, cennetten. 8. sayfa, Kastamonu. Bast ve kabz aletleri cehennemden ve cennetten haber verir. Ya, yani alemimizde. Ama bir rahatlık bastı mı senin? Of be, dünya kral benim. Dünya. Peki bir sıkıntı da bastı mı? İstanbul sen olsa ne olur? Duman attırıyor duman. Bir sıkıntı çaktı mı? Aman ya Rabbi böyle. Allah'ım. Benim bir çakmıştı. Dedim ki ya Rabbi. Bu batıl şeyler tasvir edilmez ama parçasını söyleyeyim. Tabii ki o derste, psikoloji dersleri yapmamızın sebebi o zehirden sonra olan. Bir hal bastı ki bir an. Dedim ki ya Rabbi hiçbir şeyim olmasa da şu an olmasa, şu halim. Dünyada hiçbir şeyim olmasa. Hatta kör olmayı bile kabul ediyorsun. Cehennem işte o. Cehennemin sızıntısı. Hafif aralıyor. Hani var ya hafif alır. Ama bizim mesleğimiz yok. Şu andaki rahatlık da şey... Bak nasıl atmosfer değişti, cehennemde basınca nasıl sıktı. Anladınız mı bu şu rahatlığın ne olduğunu? Şu anda sıkılmayla anladınız. Cehennem var ya, cehennem psikolojik panik, panik olan depresyon nasıl adamı sıkıyor. Yakıyor. Ha? Yakıyor. Yakıyor. Duman attırıyor, duman. Bir tanesi pamuk giriyor fabrikasına, öteki taraftan elbise çıkıyor. Böyle bir adamla şey yaptık derste, şöyle oturup bakıyor. Biz de orada oturuyoruz çünkü ders yaptık, dersten sonra etrafımıza toplandılar yani dersten sonra toplandığı gibi. E gidiyoruz tabii de, şey yapıyoruz, adam bakıyor, sonra ilgimi çekti, adam dağıldı bakıyor böyle, dağıldı bakıyor. Biz de ilgimizi çekti yani, kişilere göre şey yapıyoruz yani böyle, fıtratları böyle, mu iç miydi falan ona göre. Şimdi çağırdım, sen gel, gel, hiç unutma. Otur, son tarih ya, bir sene önceki adı. Gel buraya otur. Buyurun hocam. Suratını asık. Kardeş, müsesyası mı seyrediyorsun? Ne seyrediyorsun böyle? Daldı böyle bakıyor. Söyle, söyle. Şöyle yaptı. Söyle kardeş, nasıl gülüyorsunuz merak ettim diyor. Ben de zannettim sokakta kalmış, aç susuz, sepeyim. Gelip ve kalayım buraya.
elbise takayım buna. İçinden geldi. Dedim kardeşim aç mısın, açıklamışsın. Demesin mi ki? Yok dedi, fabrikam var. Ne fabrikası dedim. Hemen oradakiler tanıdı. Abi dedim falan isim vermeyeyim Bursa'da. Pamuk gibi elbise çıkıyor. Ya öyle mi ya? Sen nasıl gülüyorsun? Kardeş sen ciddi bir hakikatten mahrum musun? Gülmeyi unutmuşsun. Nasıl yani? Bak dedim. Bak bir herkes o kısa gibi gülmeye başlayınca da tebessüm. Ha bak sen de gülüyorsun. Başladı gülmeye. Bak bitti işte. Gülme öğrendi. Gülme gülüyor. Evdeki sorunlar ve kendi psikoloji sorununun temelinde de kendini sevmeyi bilmiyorsun. Abi çok özür dilerim. Ben bir zaman birisinden hoşlanmadığımdan size bahsettim. Siz dediniz ki nefsin sevmeli. Evet. Seven ruh, sevmeyen nefis mi? Evet. Şimdi adam geldi Belçika'dan. 4 ay beri arkamda. Neyse geldi. Hatırlarsınız 20 küsur dakika konuştu. Bitti. Ailesini şundan buradan böyle. Onu tamam bittim kardeşim. Bitti hocam dedi. Ne yapayım? Sen sevmeyi bilmiyorsun. Sevmeyi bilmiyorsun. Nasıl sevmeyin? Bak, ben size söyleyeyim bir şey yapayım. İçsel şey var, birbirine çelişen ve çatışan, içi birbirine giren, içi kıyamet gibi kopan, içinde nefret öfkelerle dolu olan ve kendisini sevmeyen dış dünyada, hoş geldiniz, nasılsınız? İç dünyası ateş olan dış dünyada mübarek olur mu? Kendisini sevmeyen beni sever mi? Kendini sevmeyen karısını, çocuğunu sever mi? Ya, sevmez. Biz kendimizi sevmiyoruz. Hemen ümitsizliğe düşüyoruz. Günahımızla vesaire. Hemen tak deyip ümitsizliğe geçiyoruz. Bir de camiye gittiksek vay be şu namaz kılmadığınızda var ya 80 sene gideceksiniz zaten. Domates kafalar ne biçim adamlarsınız falan. Bir de onu duyduk falan. Cehennemden versiyonlar yapıyor. Oysa Allah Resulü cehennem hakkındaki ayet ve hadisleri 23 sene bazıların içerisine maya koymuş. Maya olarak koymuş. Benim hoca efendim de 23 senedeki cehennem hakkındaki ayet ve hadisleri cımbızla topladı. Bir kitap yaptı. Kitaptan okuyor. 23 senedeki bizi motive eden, fırın yapan, çünkü cehennem hadisleri, ayetleri içsel yapımızı olgunlaştıran fırın gibidir. Sıkıntı ya. Sen 23 senelik bilgiyi bir anda cehennem hakkındaki bilgiyi bir anda bir yüklüyor, motor yanıyor. Kalp krizi geçiriyorsun. Şimdi hocadan hocaya da fark ediyor. Şimdi yani. Evet, fark ediyor kardeş. Acillere kadar götürüyor yani. İfa-i vaat ise hem bize, tabii ki hocaya göre fark ediyor. Hem her şeye hem kendisine hem saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Hulf-u vaat ise, vaadın yerini getirmemek ise, hem izzet iktidarına zıttır, hem yata ilmiyesine münafidir. Zira hulf-u vaat ya cehilden ya acizden gelir. Ey münkir, bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun? Ha, işliyorsun ki, ha buraya geldik. Kendi yalancı vehmini. Vehim yalancıdır. Vehim nerede? Burada. Burası kutu olarak Nemrut'un ateş kuyusudur. Nemrut'un ateş kuyusu burası. Nemrut. İbrahim'i buraya attı. İbrahim'i buraya attı. İbrahim hangi sistemi çalıştırarak bu kuyudan çıktı? Şefkat ve tefekkür. Çalıştır sen de. Kendine şefkatin yok, şeyin şefkatin yok. Şefkat ve tefekkür. Tefekkür sıyrılmaktır, ayrışmaktır. Ruhu bedene hakim kılmaktır. Tefekkür dimağda neyse his vicdanda odur. Yalancı vehmini, vehim burada, varı yok yoku var gösteren, vesvese de burada. Bu cinler, harici hadiseler ve olumsuz düşüncelerle vehim aktif olur.
Bu ise sistemin işlevinde var. Şeytan. Şeytan gene bir merhametsiz olmakla beraber bir merhamet var diyelim. Girip çıkıyor diyor Allah Resulü tabiriyle. Kanınızda kan dolaşır gibi o da diyor. Gidip çıkar. Vehim hiç ayrılmaz. Çok acımasız bir latifedir. Ve yalancıdır. Sen bu işlevi bilmiyorsan, bu işlevi bilmiyorsan bu vehimdir. Bu vehim midir? His midir? Fikir midir? Realite midir? Ayrıştıramazsan ayrılırsın. Şimdi haritayı çıkartmayayım. Harita var. Vasatıda yok muydu vehimden? Var. Yalancı hangisi acaba? İfratı mı tefkini? Şimdi ateşe atmak, yani her şeyin ifratı şeytanlıktır. Her şeyin tefriti, mesela varı yok eder. Tefrit. Yoku var eder. İfrat. Hakikatını fark eder. Vasat. Veriliş gayesini bilir. Vehim varı yok eder. Tefrit. Yoku var eder. İfrat. İleriye taşır. Mesela Allah beni affetmez. Nereden biliyorsun? Allah'ın Adalet Bakanlığı sana mı verilmiş? Allah seni şey yapmayacak. Vesaire. Niye Allah'tan ümit ediyor? Bu yapıyor bu şey vehim. Yani bilmese fırtına estiriyor. Bu bir. Yalancı vehmini. İki. Hezeyancı aklını. Aklın kaç taneydi? 20 küsur tane mi bulduk sıfatı? 24. Bugün de bir tane buldum. Hezeyan. Hezeyan aklın tefriti, tefritidir. Hızlı okuyayım. Kaç dakika? Ne kadar oldu? O bir saat oldu. 5 dakika daha var. Evet. Şimdi hezeyanı bir, ben öğleyen dersi yapacağım, yayından okursunuz. Aklın tefrit mertebesi, korkunç bir şeydir. Vallahi bak bugün çalıştım. Bir daha size göstereyim. Hezeyan. Hezeyancı aklın, bu bir. Hezeyan nedir? Cümle cümle ha, hepsi bir kanun. Çünkü izah değil bu. Hepsi kanun. Şuraya kadar. Hezeyancı aklını. Allah Allah. Öyle geçiyoruz. Aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Estip hiçbir vecihle hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan hiçbir vecihle. Yani Allah'a ve ahireti inkar eden bu üç sıfat. Yalancı. Kazip şeytan. Yalancı vehmini. Hezeyancı aklını. Aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Bu hiçbir vecihle hilaf onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler onun şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Yani her şey onu gösteriyor. Mesela göz diyor ki beni yapan alimdir. Doğru değil mi? Su diyor ki beni yapan alimdir. Doğru. Güneş diyor ki beni yapan alimdir. Balık diyor ki beni yapan alimdir. Taş diyor ki beni yapan alimdir. Yani farklı farklı yerlerden aynı sıfatı ifade ediyorsa ondan daha kesin doğru ne olabilir? Bak göz diyor ki beni yapan alimdir. Doğru değil mi? Güneş diyor ki beni yapan alimdir. Doğru. Armut diyor ki beni yapan alimdir. Nereye bakarsanız bakın hepsi beni yapan alimdir diyor. Daha bundan daha keskin bir doğru ne olabilir? Ya alimdir diyor. Rahimdir diyor, hakimdir diyor, sanidir diyor. Peki farklı farklı yerlerden aynı şeye, sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyor. Arkadaşlar unutmayın ne olur. Sıkıntınızın için söylüyorum. Akıl ve sistem komple dima yedi. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Benim de burada. Yani akıl diyelim şimdi. Lazım o. Aklınız ve kalbiniz alettir. Ne olur başkasına vermeyin, sizin olsun. Size bir cümle söyleyeyim, meşk edersiniz. Sizin düşmanlarınız, en büyük düşmanınız, sizi tanıdığı kadar siz kendinizi tanısaydınız, oynadığınız filmin baş aktörü olurduk. Bir daha, senin düşmanların, seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın, şimdi sen oynadın şu filmde baş aktör sen olurdun.
Film nerede başladı biliyor musunuz? Elestu bi rabbikum. Start verildi. Sırat köprüsünde de bitmiyor. Ezel ve ebedden başladı, film gidiyor. İnanın, o film heyecanlı olsun diye, mesela Japonya'da, Japonya'ya alakalı bir sahne geçiyor filmde. Sahne. Bu film kaliteli olsun diye uçağa binip artistler Japonya'ya gidiyorlar. O sahne almak için kaç dakika çekecekler biliyor musun? 10 dakika veya 1 saat. 1 saat Japonya'nın sahilini, tsunami'yi göstermek için oraya sahne almaya gidiyorlar. 10 küsur saat, öyle mi? İşte ezelden ebede kadar olacak, oynanan film başladı. Bir sahne almak, 1 saat sahne almak için Allah dünyaya gönderdi. Sahne ha. Allah Resulü'nün tabiridir. Bir saat diyor, dünyada kalır. Sahne almak için geldik. Uğradık yani, gelmiyor. Japonya'ya bütün erdevatını toplayıp uçakla gittiğin gibi biz de geldik buraya. Sahne alıyoruz 1 saat ama. Sonra gideceğiz. Kardeş film bitmiyor ki. Ha bu film başrolü sensin. Aday daha. Ama bunun içerisinde heyecan olsun diye şeytan da var. Cebrail var. Mikail var. Azrail var. Cennet var, arş, kürs, 18 bin alem hepsi oynuyor. Canlı ve ruhlu. Dehr esması canlı ve ruhlu. Saniye esması canlı ve ruhlu. Bütün isimlerde sistem çalışıyor. İşte fakat şurada bir püf nokta var. Senin en büyük acımasız düşmanın şeytan. Seni tanıdığı kadar, seni ne kadar tanıyor acizliğimizi, zaaf noktalarımızı. Sen kendini tanısan var ya. Bu filmin baş rolü biz oynayacaktık. Senin düşmanların seni tanıdığı kadar biz kendimizi tanımıyoruz. Sorun orada. Şeytanın en büyük tuzağı kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir. Ben iyi değilim diyen o. Ölümden korkuyorum. Ölen korkuyor, korkar. Küllü nefsin zaykat değil. Nefis korkuyor bak. Nasıl tak tak koyuyorsun? Ölüm korkusu bundan geliyor. Kim ölecekse korkar. Ölmeyince korkmaz ki. Bu korkar mı? Bu korkar mı? Bu yanmaktan korkar mı yakalım? Yok. Ben niye korkuyorum? Yanır. Ha şimdi eğer ölecek, ölümden korkar. E kim ölecek? Kur'an ifadesiyle. Nefis ölecektir. Ruh ölmeyecek ki. Gitti bize yutturdun ya. Doğuştan beri nefisle beraber mesela, onu da söyleyeyim de çok önemli. Bebekken yüzü okuyacağım. Bebekken dikkat edin bana, burada Erdinç burada mı? Yok. Şimdi Erdinç bana bir 17 dakikalık mı, 7 dakikalık bir video getirdi. Yavrular yapmış. Bebek. Bebeğin saniye saniye şeyini aldılar. Bir saniye ayağını kaldırıyor, şey yapıyor, çoraplarını çekiyor, elini şey yapıyor, parmağını sokuyor başka zaman. Yani büyüyene kadar, aklı bağlı olana kadar şeyleri, bazı manzaralar çektiler. Ben çocuğa bak, abi ne anlıyorsun dedi. Baktım, sabırla baktım çocuğa. Baktım ayağını çekiyor, kafasını şey yapıyor, ayağını şey yapıyor, atıyor bardağı, gücünü deniyor. Baktım ki çocuk kendisini tanımaya çalışıyor. Dikkat edin bebeğe, kendisi, ruhu, bedene yabancı. Bedene yabancı, gözüne sokuyor, başkası bilmiyor. Bilmiyor yani. Kendisini tanımaya çalışıyor bebe. Sonra bu o kadar yabancılık ki alışa alışa bu yabancı olan cesede ben demeye başladı. Benim gibi. Ya gözlük nerede arkadaşlar ya? Gözlüğümü bulan var mı? O kadar alıştım ki ben kafamda duruyor. Gözlük arıyor. Olmuş biliyor musun bana? Abdest alırken ben böyle çok gözlük kırmışım. Kafamda gözlük olduğunu bilmiyorum ki. Tak diye dersten sonra ona baktım gözlük varmış. Yani beden ruh o kadar alışmış, o kadar alışmış ki bedeni ben zannetmişim. Ölümü de ben hissediyorum. Artık ne anladıksa. Sıdkına ve hakkaniyetini şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bazı ehli cehennemin bir dişi daha kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Hani hadis-i şerif var ya, kişi cehennemde haşir meydanına gelir,
dağlar kadar büyük günahlar geliyor. Sırtında dağlar büyüklüğünde. Zahire bakarsan bak ıslak nasıl tevil etmiş. Bazı ehli cehennemin bir dişi ki hadistir. Bu hadis mealidir. Dağ kadar olması, dişi dağ kadardır diyor. Olması cinayetinin büyüklüğüne mikyas olarak haber verilmiş. Misali şu yolcuya benzer ki güneşin ziyasından gözünü kapar. Bak işte sıkıntılar bu işte. Allahsız ölümü düşünmek. Allahsız kefeni düşünmek. Allahsız odada kalp krizi geçirirsem. Allahsız düşünmekten şu olur. Diyor ki neye benzer? Bak Allahsız ölümü, Allahsız hayatı, Allahsız dünyayı düşünmek. Güneşin ziyasından gözünü kapar. Kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tevhir etmek istiyor. Sıkıntı buradan geliyor. Güneş var, lamba var. Bu lambaları görüyorsunuz. Hayalimle şimdi gidiyorum. Kafamda hayal yok. Aa bak, ben şu anda lamba koydum inanın. Bak şu anda lamba var. Ama kafamdaki lamba dış dünyaya bir faydası var mı? Çarparım kardeşim yerim, düşerim. Biz Kur'an güneşinden gözümüz kapıyoruz, kafa feneriyle gidiyoruz. Bunu yapmak için, milleti göstermek için Kırıkan Hatay'da bir şey yapacaktım. Oradaki kardeşler, abiler yani yaşlı bizim, ben emsal ve ben de yaşlı olmak cemaattan, dediler ki yapma. Yapma, bir böyle biraz şey var, ondan sonra deli diyecekler, vallahi anlamazlar seni, bakır göğüt karlar. Ne yapacaktım biliyor musun? Biliyorsunuz 50 küsur derece, 45 derece, 43 derece, 30'dan aşağı olmaz sıcak. Gündüz tepeye çakmış, herkes klimada içeride. Ben şey yapacaktım böyle. Paltolar giyecektim böyle. Kafamda kitabı, madencilerin şeyi var ya lambası. Elimde de bir fener, bir tane de mum gündüz ortası böyle. Yolunu arayan adam. Tamam mı? Kafamda fener, elimde projektör, tamam mı? Burada mum, her taraf palto. Bu şey diyorlar, o Sibirya'da yaşayanlar gibi. Ne diyorlar? Bir şey, kalama mı bir şey diyorlar? Eskimolar ha. Eskimolar gibi böyle. Çünkü o 40 derece, herkes içeride klima. Gündüz ortası lamba tutmuşum. Kırıkkan'dan caddede yukarıya çıkıyorum. Ne yaparlar? Ne yaparsın öyle bir adam görürsün? Yani bakın güneş, günde, güneş var yukarıda. Lambayı tutmuşum. Hem de lambanı takip ediyorum ha. Böyle. Kafamda da şey var, yetmiyor. Burada da mum var. Kardeşim bunu git söndür, git güneş varsa. Ha, bu maskaralık gibi geldi değil mi? Biz böyleyiz. Hakikatte maskarayız. Yani gözü kapatmışız. Gözümüz içerimizde bir tane güneş koyduk. Herhalde yol buradandır. Burası kuyudur, burası bilmem nedir. Burası fırındır. Hop! Bir tosluyoruz, kafayı bir vuruyoruz. Ya kardeşim açsana gözünü ya. Aç böyle, bir bak böyle ya. Bir Kur'an gözüyle bak. Hayat neymiş? Ölüm neymiş? İnsan neymiş? Dünya neymiş? Nereden gelmişim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Ne kadar ise, ne kadar bizi kendimizle nefret ediyoruz ki nedense kendimize gelmek, kendimizle barışmak, kendimizle tanışmak istemiyoruz. Hep dışarıda, gözün gördüğü yerdeyiz, kulağın işittiği yerdeyiz, elimizin dokunduğu yerdeyiz. La bir de içeriye girmek lazım ya, başta kendime diyorum. Kendime dediğime delil, hissi söylüyorum. Yani kendimizden tanışmak istemiyoruz. Niye? Korkuyoruz kendimizden. Tanışmakta niye korkuyoruz? Kendimizi yaşamakta niye korkuyoruz? Bir de okurum, lütfen oraya bakar mısınız? Lütfen. Kafası içindeki hayaline bakar. Kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerin ışığıyla dehşetli yolunu hem bir nurlandırmak istiyor. Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş. Elbette yapacaktır. Bir makebe-i kübra açacaktır. Bir saadet-i uzunu verecektir. Yani bak şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri. Biraz önce misal verdim. Elim diyor ki beni yapan alimdir. Göz diyor ki beni yapan alimdir. Bu diyor ki demek ki bu mevcudat doğru söylüyor. Ben Allah vardır dediğim için Allah
var olmadığı gibi yok dememle de o yok olmuyor. Ama bu mevcudat hak söylüyor. Beni mesela göz diyor ki beni yapan kör değildir. Bir tane çıkıp dese ki yok canım gözü yapmak için görmeye gerek yok ki. Aklı yapmak için akla, ilme gerek yok. Hayatı yapmak için hayata gerek yok ki. Hayatta olmasa da olur hayat vermek için. Nasıl yapacaksın kardeşim? En azından basit ya. Hiç sen oto boyacıya, oto boya ve kaporta atölyesinde doğuştan ama sopayla dükkana gelen ama gördünüz mü çalışan? Tabancayla boya atıyor. Şşt, 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 şşt. Aa, manzaraya bak. Ama. Peki sana bu boyayı atan, tırnağı ayrı boya atmış. Şu boyaya bak ya. Şöyle boya atmış. Hem de ruhumu size gösteriyor. Anlarsanız hiç kaçamam. Öyle bir boya atmış ki ruhtaki hissiyatı göstersin. Zevkine göre boya atılmıyor buraya. Arabaya zevkine göre boya atarsın. Ruhtaki namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Namussuz muyum, namuslu muyum? Hırsız mıyım, sadık mıyım? Müslüman mıyım, kafir miyim? Doğulu muyum, batılı mıyım? Rus muyum, Avrupalı mıyım, Afganlı mıyım, Rus muyum, Çinli miyim? Namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Gel Türkiye, Nurcu mu, tarikatçı mı, bilmem neci mi? Tak belli. Belli kardeş. Herkes belli. Git köye, bu falan Mehmet Dağı'nın çocuğuna benziyor. İlçeye git, bu falan köylüye benziyor. Gel İstanbul'a, sen Nevşehirli misin ha? Diyor. Git almaya, sen Afgan, sen Türksün diyor. Görüyor musun? Mesela bakıyor, bu Müslüman. Gavura bakın suratı. Hakikaten suratı da gavur. Suratı da gavur. Şu hak söyleyen sadık kelimeleriymiş eşya kendisini tanımlıyor. Şu hadisat-ı kainat, o gelişen hadiseler ise, eşyanın kendisi değil, hadise, doğru söyleyen natık ayetler. Burada kesiyorum. Efendim şeyi yapacaktık. Neydi? Hezeyan. Hezeyan'a yetişemedik. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kusurlarımızı affeylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hesap soracağın geçmişimizden hesap sorma ya Rabbi. Amin. Geçmişimize tövbe, geleceğimizden de sana sığınıyoruz ya Rabbel Alemin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, sihat ve afiyete sebep olan ervah aliyeleri, ruh kutsileri evimize ve bedenimize ve zihnimize ve kalbimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ölmüşlerimizden her kimler varsa onları da haberdar eyle. Bu maide-i Kur'an'ı sofrasından hisselerini azim eyle. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle iştinab-ı kebair ve tesanut ve uhuvvet sırrına mazhar eyle. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temassalavat.